Şimdi bu parti zaten reddetmiyor. Bizim içimizde olmaz demiyor. Bu parti diyor ki benim içimde var diyor. Ama peyderpey bunu halletmek istiyorlar. Çünkü yoksa bunlar şey yapmışlar zaten. Bütün partinin elit kesimine yerleşmişler. Aynı orduya yerleşmiş gibi. Böyle alt tabakada falan yoklar bunlar. Hep üstten şey yapıyor. Örneğin iki tane büyükşehir belediye başkanının olduğunu biliyoruz. Örneğin yaklaşık 48'de 82 arasında şey yapılıyor bu. Telaffuz ediliyor. Milletvekili olduğunu şey yapıyoruz. Eski başbakan ve cumhurbaşkanının bunlarla ilişkili olduğunu biliyoruz. Ve yani böyle bir ortamla karşı karşıya AKP birden bunları tasfiye ederse parti şey yapar, çöker. İl başkanları, ilçe başkanları düzeyinde varlar AKP içerisinde ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de var. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de var. HDP'de de var. En bilmedi uyduruk partide bile varlar. Yönetimde hepsi bunlar. Yani sadece AKP'de yoklar. AKP'de olma, AKP'deki tehlike şu. Hükümet partisi, hükümeti bu. Anlatabiliyor muyum? Orada bir kolaps yaşanırsa yani yıkım yaşanırsa Türkiye'ye yansıyacak bu. Ben şöyle bir strateji izlediklerini kanaat getirdim, kendi kanaatim. Yavaş yavaş bunları temizle yani bunları şey yaparak bir seçime giderek de bir yandan da il ve ilçe kongreleri yaparak oralarda temizlik. Arkasından seçime giderek de bunları tasfiye edip ondan sonra içeri alma politikasına gidecekler. Bu AKP açısından akıllı bir politika esasında. Şu. Şimdi birden bir hepsini 82 milletvekilini içeri alırsa şey ortalık karışır. Yavaş yavaş AKP kendi içerisinde olanları biliyor. Kendi içerisindeki olanları il ve ilçe kongreleri yaptırarak büyük bir ihtimalle onları tasfiye edecek. Yeni adamlar koyacak içine. Arkasından da milletvekilleri ve belediye başkanları yani seçime gidecek erken seçime. Onları da tasfiye ederek kendi durumunu düzeltecek. Bu şekilde hareket etmek istiyor. Erdoğan da öyle. Cumhurbaşkanı da öyle hareket etmek istiyor. Yoksa parti de çöker ve bu Türkiye'ye de yansıyacak. Onu bildikleri için bu konuda ama buna tabii zaman var mı onu bilemeyiz. Ama strateji bu şu anda AKP'deki strateji. Ama şunu diyoruz bizim gönlümüzden geçen bütün siyasi partiler kendi içerisinde temizlik yapmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de hepsi yapmalıdır. Hatta STK'lar mesela şeyde varlar bunlar. Doktorlar içerisinde varlar. Her yerde varlar. Ama halkta yoklar. Yani normal vatandaşta yoklar. Yukarılarda hep bunlar. Yani devleti ele geçirmek için yukarıları ele geçirmişler. Zaten oy oranları da %1'ler civarında. Halkta yoklar. Halkta karşılığı o yani o muhafazakar şeyin halkta karşılığı AKP. Tayyip Erdoğan. Yani halk onun şeyinde arkasında. Bunların arkasında değil. Veya MHP'de veya CHP'de. Yani %25 orada, %orada. Bir kısmı diğer yerlerde ama halk bunların arkasında değil. Bunların en büyük eksikliği o zaten. Yani ideolojik ve casusluk örgütlenmesi bu. Casusluk örgütlenmesi çok yayılmaz. Böyle yayılır. Gizli yapılır. O bakımdan bunu biraz zamana şey yapmak lazım. Çok eleştiriye giderek de bir sonuç alınamaz zaten. Çünkü bir realite var. İstersin ama bir de realite vardır. Yavaş yavaş yapmak zorundasın. Ama şunu görebiliyoruz. Damatlarını alıyorlar değil mi? Alınacakların damatları şu anda içeriye giriyor. Oradan anlayacaksınız ki nereleri işaret ediyorlar. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Evet Oğuzhan Bey. İsminizi bir tane şey nereden geliyorsunuz? Tam anlamıyla vücut bulmadı. Bir grubun, bir çetenin Türkiye
Cumhuriyet Devleti'ni yönetmeye çalıştığını, yönettiğini görüyoruz. Batı'daki sorun şu, Batı'daki bu sözün ona endişe, sürtkanları, hezeyanları, içerideki FETÖ'cüleri, onları boyunca olduğu anlamına geliyor mu? Teşekkür ederiz. Şimdi şu, bir kısmı bunu bilerek yapıyor. Fethullah Gülen örgütlenmesi FETÖ'yü çok iyi tanır bunlar. Öyle yani şey değil, sadece bizim insanlarımız tanımıyor. Çünkü bunların bütün toplantılarına başbakanlar, bakanlar, bu Gladio bunları Amerikan Büyükelçiliğindeki bunların kontak adamı hazırlıyor. Bunlar birdenbire böyle bakanların bilmem nelerin toplantılara katılmasını şey yapmayın öyle. Amerikalılar hazırlıyorlar. Bütün ülkelerde Amerikalılarla ilişki içerisindeler bunlar. Amerikan Büyükelçiliğindeki adam bütün buradaki bakanları, şunları bunları toplantılarına getiriyor burada. Bunların kendi marifeti değil sadece o. İşte Gladio budur. Dünyada bunların kardeşlik örgütü işte. Şak diye onların şeyine getiriyor. Sadece propaganda da yok. Aynı zamanda görüntüde de bunlar destekleniyor. Bunları bilenler biliyor. Yani deminki şey yaptığını onlar biliyor. Bir de biz bilmeyenlere de şey yapıyoruz. Bu halkın büyük çoğunluğu, Hollanda halkının mesela, Avrupa halkının büyük çoğunluğu beyin yıkama seanslarıyla, özellikle medyada, Erdoğan üzerinden Türkiye saldırıda beyin yıkama seanslarıyla şey yapılıyor. Türkiye karalanmaya çalışıyor. Türk milleti karalanmaya çalışılıyor. Ve şey güvenilmez bu insanlara. Yani her şeyi yapabilirler bu insanlar denilmeye çalışılıyor. Bu işin bir tarafı. Ama buna inanan birçok insan var şu anda Batı'da. Bir şey olduğu zaman Gülen mesela, ben normal komşularımla konuşuyorum. Gülen diyor, Gülen hareketi bilmem şudur budur. Yani adamlar benimle normal eskiden merhaba yemek içmek konuşurken şimdi Gülen hareketini konuşmaya çalışıyor benimle. Bu şu demektir. Çok fazla propaganda olduğunu burada göstermektir. Ama benim görevim ne? Bu insanlarla da temas etmek ve bunlarla her halükarda görüşüp bunları doğru dürüst bilgilendirmek. Bu zor bir iş ama yapılması gereken de budur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani şu, normal bu işten kandırılarak insanlara, beyin yıkanarak yapılan insanlara karşı mücadele etmek yöntemi başka olmalı. Bir de bilerek yapanlara karşı olmak başka olmalı. Bilerek yapanlar içeriye alınanları savunuyorlar zaten. Bunları aldınız bilmem ne yaptınız diye. Ama şunu da kaydetmek lazım. At izi it izine karışmıştır. Çünkü FETÖ denilen örgütlenmenin A takımı bazı insanları yönlendirmektedir. Ve sulandırmak için soruşturmaları. Bunu da biz biliyoruz. O bakımdan doğru dürüst komisyonlarla, profesyonel komisyonlar kurulmalı. Hukuk komisyonları zaten kendileri de onu söylediler. En sonunda başa çıkamadılar. Hukuk komisyonları kurulmalı ve burada şey yapılmalı. Ben mesela geçenlerde bunların Akit gazetesi vardır. Abdurrahman Dilipak. Aynı zamanda Sabah gazetesinde başka birisi. Ondan sonra Yeni Şafak'ta başka birisi. Ve sol tendansı Sözcü'de ve diğerlerinden başka birisi. Aynı şeye temas ediyor. Yani burada dikkat edelim insanlarımızı, yani masum insanları da buraya karıştırmayalım. Fakat bu bir süreç. Bu Türkiye'nin başına ilk defa geliyor bu şekilde. Bu şekilde ilk defa geliyor. Yani diğer kumpaslara da benzemiyor. Bu yüz binlerce insanı kapsıyor. Burada da bir tecrübe yaşanıyor. Umarım bu tecrübede büyük hatalar olmaz ve profesyonel liyakat sahibi insanlar bu hakimler ve savcılar olur ve bu işi biraz hızlı çözerler. Çünkü şu, biz daha başında da darbe olduğu zaman şunu söyledik, darbe girişildiği zaman. Bu darbecilerin de olsa ailelerine ve şeylerine bize yaptıklarını yapmayın. Bu insanları aç bırakamazsınız. Çocukları okula göndermesine şey yapamazsın, sahip çıkmak zorundasın. Sen devletsin. Devlet hiçbir zaman herhangi bir düşmanının çocuğuna bile olsa oraya şeyle bakmaz, ihanetle işte bilmem ne diyerek kinci davranamaz. Devlet akılla yönetilir. Ve bu insanlar da o devletin çocukları. Yani orada şey. Bu insanları kazanabilmek çok önemli. Bu hainin dediğimiz insanların çocuklarını kazanmak zorundayız. Eğer sen bunu şey yaparsan, bakın 1 milyon kişi diyelim bu şeyde, bu 5 milyon yapar. Bu dile kolay. Çok büyük bir rakam. Onun için bu insanlara, çocuklarına ve ailelerine aynı bize yaptıkları gibi. Benim arkadaşlarıma yaptılar bunu. Ergenekoncu diye ev vermediler. Kiradayken attılar. Komşular konuşmadı. Aileleriyle birbirine kırdırdılar. Ondan sonra bankalardan şeyler ayırdılar. Aileler bölündü. Bunu zorladılar o insanlara. Yani bir hapiste bir şey yapıyor, bir de hapisin içerisinde başka bir şey daha yaptılar. Bunu biz yapmamalıyız. İkincisi, ben televizyonda gördüm ve bunu çok kullanıyor Batı. O subaylar dövülmüş kardeşim. Bunu kabul edemeyiz biz. Hiçbir devlet işkence yapamaz.
Bunu reddediyoruz biz. Ve aynısını şu anda FETÖ'den içeriye alınan ve tekrar bırakılan Yeni Çağ gazetesinin arkadaşımız Selim Demirağ da söyledi. Olmaz böyle şey. Bunu kabul edemeyiz. Bu bizim kabul edeceğimiz, yani bir Türk'ü veya bir insanı kabul edeceği bir şey değil. Düşmanın olabilir. Her şey olabilir ama sen onlar gibi olmak zorunda değilsin. Burada aklı ve işkence doğruyu söyletir diye bir şey de yoktur. İşkence de Atatürk'ü ben öldürdüm, sen öldürdün desen ben öldürdüm der. İşkence doğruyu söyletmez. Sen delillerden ulaşacaksın. Adama yakalayıp delil üretmeyeceksin onların yaptığı gibi. Delil varsa adamı tutuklarsın. Öyle şey olmaz. Hukuk da budur, insan hakları da budur. Ve biz o görüntüleri reddediyoruz burada. Hollanda Türkleri Konseyi olarak onu kabul etmiyoruz. Kim olursa olsun. Evet. Ama bunun çok genel olduğunu da söylemeyelim. Ama o resimler Avrupalıyı çok etkiledi. Evet. Sayın Fatma Çelik, elbette siz ebeveyn olaraktan çocuklarınıza en iyi, en güzel yolu göstermek sizin elinizde. Ancak bizim de amacımız, bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız da zaten buydu. Sizlere daha geniş, daha doğru bilgilendirmek. Artık bugünkü elektronik teknoloji çağda doğru bilgiyi edinmek o kadar zorlaştı ki insanlar o kadar güzel yalan söylüyorlar ki sizin doğrularınızdan daha güzeli, daha inandırıcı. İşte bunun için sağduyumuzu iyi kullanmalıyız ve daha iyi örgütlenmeliyiz. Bugün FETÖ'nün gazetesi zamandaki olduğu gibi nasıl kışkırttı Hollanda yeni ülkemizin vatandaşlarını bize karşı, işte bu konulara karşı uyanık olmalıyız, birlikte olmalıyız ve gerçekten eğitimli olmalıyız. Bu sahtekarlara karşı donanımlı olmalıyız. Şimdi şu, benim orada somut bir şey söyleyeyim. Bir kere Hollanda, biz Hollanda'da yaşıyoruz. Hollanda okulları var zaten burada. Normal olarak Hollanda okuluna göndermek zorundasınız. Onu oraya gönderin. Olmazsa büyük bir alternatif şu. Doğru dürüst laik okullar kurulur. Yani bu böyle bir imkan vardır Hollanda'da. Üç yer bölgede Hollanda'da okul kurarsınız. Ve Hollanda yasalarına göre de aynen Türklerin şey yaptığı gibi bir Türk okulu kurulabilir. Yani bu bir alternatif. Olmaz diye bir şey yok. Bunu biz teklif olarak da bakalım önümüzdeki dönemde getirmeye çalışacağız. Türkiye'de de aynısı. Devlet sahip çıkmak zorunda. Hollanda devleti sahip çıkmak zorunda. Hollanda devleti buradaki FETÖ okullarını kapatması gerekiyor. Çünkü bu okullardan çıkan insanların nerelere ne nüfuz ettiğini kendileri görecektir. Yani Hollanda içinde tehlikelidir oradaki insan. Geliyor adam, yani şunu şey yapabiliyor musunuz? Buranın belediye başkanının resimleri var. Kayseri'ye gitmiş. Bu örgütle birlikte. Ve bu aşırı derecede yaygın bir şey. Bu büyük taktiklerden birisi. Aynı zamanda birçok şey, mesela Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanlığına soyunan Hillary Clinton'a milyonlarca para yardım yapabiliyor. Çeşitli, şu an mesela Azerbaycan Genelkurmay Başkanı bunlardan. Şimdi aldılar onu görevden. Fakat
8 tane milletvekili Azerbaycan millet çok şeydir. 2 tane bakan bunlardan. Genel Cumhurbaşkanının genel sekreter yardımcısı bunlardan. Yani devletin her kesimine yerleşiyor. Girdiği devletin her şeyine yerleşiyor bu. O bakımdan Hollanda şunu görmek zorunda. Burada okutulan bu çocuklar, evet çok zeki çocuklar. Hepsi, fakat bunlar birer terminatör gibi, yarın bunlar sana da saldıracağını bilmelisin. Çünkü bunun örnekleri var. Senegal'de de aynısını yapmışlar. Her yerde aynısını yapıyorlar. Yani yeni bir şey değil. Devletlerin bu konuda kararlı ve uyanık olması lazım. Bu okulları kapatıp normalleştirmesi lazım. Kapatması şunu diyorum. Ben bu okulların kapanması değil, yönetiminin değiştirilmesi ve şeyin icraatının tamamen şeye verilmesi, Hollanda devletine verilmesi yanlısıyım. Bu en önemli şey. Zaten hukuki bir süreç başlamış durumda. 400 tane aile bu konuda başvuru yapmış durumda. Sanıyorum bugün de bir görüşme gibi bir şey olacaktı. Bilmiyorum ne oldu. Reddetmiş. Anladım. Fethullah Gülen örgütlenmesi, FETÖ reddediyor görüşmeyi. Çünkü bu arkadaşlar diyor ki biz diyor yönetim değişmeden oturmayız dedi. Ve çocuklarımızı da göndermeyeceğiz dedi. FETÖ de diyor ki hayır diyor şey yapmayacaksınız, buna devam edeceksiniz diyor. Bu İşte biz o ailelerden insanların da bugün buraya gelmesini istedik. Ama biz gidip kendileriyle görüşmek zorunda kalacağız. Yani şu çok önemli. İnsanlarımızı adam